Günaydın. Murat. Murat ki. Arkadaşlar yolda gelirken bir çiçekçi gördüm. Bugün de kırmızı oda var. İçimden geldi aldım. Ya ama kime? Kararsızım. Neyse bakarız yaparız. Bunu biliyorsunuz. Kararsızım. Ama bugün abi kırmızı oda için benim bu tarafımı da görsünler. Donuk denmedi mi? Benim bir şey diyeceğim sana. Bana hiç donuk dendi. Çiçekleri ne yapacaksın? Gaza var burada. Evet, öyle bir ihtimal de var. Ne yapacaksın? Neyse. Aramızda bir abi orada 7 tane çiçek var zaten. Ama sen Murat merak etme, hiç çağrılmazsan ben götürürüm. Çünkü ben çağrılacağımdan eminim, biliyorum. Tamam, bir tanesini verelim, tamam. Ama orada 7 tane de çiçek var. Bunu verecek çok kişi var orada. Kendim gerçekten içimde ikiye bölündüğüm için şu anda, Duygu'nun ablası da bana donuk dediği için benim duygusal tarafımı da görsünler istiyorum. Evet. Ama şöyle bir şey Duygu'ya var. Duygu'ya vermemdeki amaç zaten bu. Sen eğer tek çiçek aldıysan burada demek ki hani bugün kesin karar vereceksin anlamına gelir, anladın mı? İki çiçek değil de tek çiçek alırsan bugün kesin karar vereceksin anlamına gelir. Ama bu böyle hazırdı ya. Ya hazır olsun, bir tane daha hazırı vardır. Yok abi, bir tanesine zor aldım zaten. Abi başkasından mı alırdın? Bulurdun yani. O zaman sen bununla hazırla hepsini. Ya ikiye bölsem ne olur ki abi? Aynı şey ki, ha ondan iki tane almışım ama bunu ikiye bölmüşüm. Şey fark etmiyor ki. Abi bunu sen bir kişiye gönder. Bak otur düşün, hangisi mantıklı geliyorsa. Yok abi yok. Artılarını eksilerini yani topla. Yani şey yapsınlar, beni öyle eleştireceklerse eleştirsinler, sorun yok. Ama ben gerçekten arafta kaldım. Vallahi Murat ne yapacağım şu an ben de bilmiyorum. Ben o tarafın netleşmesini daha çok istiyorum. Hani hangisi daha net olacak? Belki biri vazgeçer hangisi, diyoruz. Evet, hangisi nasıl değerlendirecek onu da görmek istiyorum. Yani çiçeği verdiğimde eve gittiklerinde, ikisi de çiçek aldıklarını gördüklerinde acaba ne düşünecekler? Şimdi varsayalım ki sen ikisine de geldin, ikisi seni çağırdı, ikisine de çiçek verdin. Evet. Onlar içeride karşılaştığı zaman ne düşünecekler senin hakkında? Demeyecekler mi Murat niye böyle kilo oynuyor? Ben ikisinin de çiçeği hak ettiğini düşünüyorum sonuçta. Abi hak etmesini geç. Sen kendine net bir karar vereceksin. Tabii ki. Niye kilo oynasın canım? Adam içinden gelmiş. Aynen kendisiyle yani ilgilenen iki tane kadına çiçek veriyor. Ne var bunda? Aynen öyle. Oynuyor demiyorum. Yani. Ne var bunda? Kardeşim benim yani. Kilo oynuyor demiyorum. Diyorum ki öyle düşünecekler. Bak göreceksin. Tamamen öyle. Çok doğru. Abi öyle düşünecekler diyorum. Sen açıklamasını yap abi. Sen git de ki. Bakın de. Siz de ikiniz de benimle ilgileniyorsunuz. Ben de sizinle şu anda tanışma çabasındayım. Ama birbirinizden ayırt edemediğim için biriniz kırılmasın, diğeriniz üzülmesin diye ikinize de çiçek aldım. Bu kadar basit. Bunun açıklaması bu yani. Murat bugün eve çiçekle geldi ve o çiçeği ikiye ayırdı. Çiçeklerin bir tanesini Duygu Hanım'a, bir tanesini de Mehtap'a vermeye kalktı. Neden böyle bir riski göze aldı onu bir türlü anlayamadım. Çünkü ikisi de birbiriyle anlaşamayan ve aşırı kıskançlıklar içerisinde olan gelin adayları. Murat burada çok ciddi bir risk aldı. Umarım bu risk başını yakmaz. Akşam annem söyledi o arkamdan yaptığın Dani ile planlarını. Söyledi Söylemedi mi? Zannetme. Ben senin artık gerçek yüzünü görebiliyorum buradan bakınca. Ay gördün mü? O küpelere de dikkat et, boynuna dolanır. Boğulur mu olursun yani. Ay, dikkat et. Ay yapmaya başladım ya. Herkes bir gün bir melis olacak. Evet ben oldum. Ay. 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 Ay, ay bugün çıtçıtlarım yok ama olsun. Ay kendi saçlarımı yapayım. Sen de takma saç, takma kirpik. Topuklu. Bir şey oldu gene de yok. İyi de geldi gün kendi kafasındaki saçlar babamın saçları mıydı? Ne olur çıkarttırır çıtçıtlarını. Topuklu ayakkabı onun ayağında var. İşte. Ayrıca takma kirpik ben bir kere taktım. O da finalde aşkıma güzel gözükmek için. Onun güzel gözükmek için bir aday olmadığı için. Sen istediğin kadar öyle tak, bir şeye benzemiyorsun geliyor hayatım. Yani. Boşuna uğraşıyorsun. İşte balık hafızalı oldun mu hemen unutuluyor. Ben de şaşıyorum o emreye. Hala senin kız güzel geliyor. Yataktan balık kalkıyor hafızalı. Direkt buraya geliyor. Elinden geleni yapıyorsun. Gerçekten onların tavırları benim için önemli ki. Biri aldığında öbürünün tavrı ne olacak? O hani gerçekten ilgileniyor mu ilgilenmiyor mu bunu da anlamış olacağım. Bunları göreceğim. Sonrasında ona da çiçek verdiğimde o zamanki tavrı konuşması ne olacak? İstemeyecek belki. Ona verdiysen ben istemiyorum diyecek belki. Aynı şeyin sana yapıldığını düşün abi. Aynı tuzak. Mehtap geliyor bana da çiçek veriyor, sana da çiçek veriyor. Ne düşünürsün? Ben teşekkür ederim bir kere de. Yani çiçek değil, ne düşünürsün? Başka bir teşekkür şey, ederim geç. Ben de teşekkür başka ederim. Bir şeyden çiçek değil. Yani kalkıp iki tane hediye aldığını düşün. Birini sana, birini bana. Anladın? Ben burada teşekkür şey ederim ama hediyeye takılmam. Onun söyleyeceği sözcüklere takılırım. Ha? Onu verirken ne söylüyor o önemlidir benim. Senin ne söyleyeceğini bilmiyoruz ya ki. Ya Murat, yani kırmızı bak, gül almışsın. Hayır kurumuna bir şey bak, bağışlamıyorsun abi. Ama bak, şunu, sıkıntı o. Ama bak erkek tarafından baktığında böyle, kadın tarafından baktığında da benim zaten arafta kaldığımı
Ben ifade ediyorum. İkili oynarsan ikili kaybedersin, ben sana söyleyeyim. Duygu mu verecek, Mehtap'a mı verecek? Bir kararsızlıktır gidiyor. Ben de oradan dedim ki ya kardeşim, vereceksen bari herkese birer tane gül ver de çok fazla bir problem olmasın, aralarında böyle bir savaş çıkmasın. Ama Murat hala kararını veremiyor. Murat, ne yapmak istiyorsun? Bir karar ver kardeşim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oo, ver birkaç buraya, tane daha ver kaç buraya. Tane buraya. 17, 11'de 13 15, oldu. 13, 14 olur. Benim için çiçek vermek, çiçek almak değil. Bunlar ayrı bir boyutu. Tamam mı? Bu tarafta da ağzından çıkacak sözcükler ve bakışların önemlidir. Ben bunu ilk bir planda tutarım. Neyse olur, sen yeter ki